Tam 10 santim. Yani bunu engellememek lazım. Bak 4 senedir ben bu yatırımı takip ediyorum. Şimdi çıktı maalesef. Hem köye internet gelecek. Ben bu baraja bunu çekmek zorundayım yani. Bir şekilde çekilecek. Hem oranın güvenliğini sağlamak anlamında. Hem de oradaki sistemlerimizi elektronik ortamda takip etmek işte. Yani merkezden bunu kontrol etmek. Ha diyeceksin ki bu kazılmadan olmaz mı? Olmuyor. Niye olmuyor mu sen söyle. Türkcell'e rica ettik. Vodafone'a rica ettik. Bakan Bey defalarca aradı. Vurmuyorlar adamlar. Tabii. Niye çok pahalı? Orada hiç telefonla konuşmuyor. Telefon da yok. Aslan Ali abi bizim çıkmadı. Akçuk Hoca da bu işi yapan insan yani. Az dur, ben seni biraz sorayım. Şunu da söyleyeyim, protokol imzalandı. Özel idare, belediye ve telekom. Yapılan her türlü hasar burada giderilecek. Buna hiç şüpheli olmasın. Şimdi atıyorum, ana boru patladı. Kazdırmayacaksın mı yolu? Mesela ya. Kazacağız da bunu kazacağız. Bunu yapacak bir şey yok yani. Yani bir şey yok. Başkanım. Sen niye kameraya çekiyorsun? Siz söylediğiniz için. He? Siz söylediğiniz için. Başkanım biz... Yani sözümüzü tutmayız diye mi? Yok yok, çekme oğlum bırak. He. Başkanım şöyle bir şey. Başka bir niyetim varsa... Yok yok başkanım. Yok başkanım. Yani biz kıyıda köşede borun... yakalarız bilmem ne yaparız falan filan diye. Yok. Sayın başkanım biz borunun suyun geçmesinde böyle bir bunun engeli falan yok. Bu bundan yana değil. Eyvallah. Bu bir hizmet tamam. Bak şöyle yapalım. İşe bir başlayalım. Oradaki çalışmayı görün. 10 metre 20 metre yürüsün makine. Tamam mı? 200 metrede bir de şey koyacağız. 250 metrede. 250 metre. 50 metrede bir de 250 metrede bir. Baca koyacağız. Baca koyacağız. Ha şunu da söyleyeyim bak. Bu yol sizin köyün yolu. Ama bu yol özel idarenin yolu. Özel idare kazıya izin verdikten sonra burada bunu engelleme şansınız yok. Ha yapılan şeyi de özel idare. Çok güzel söylüyorsun. Yapacak. Ha asfaltı kim yaptı? Kim yaptı asfaltı? Devlet yapmadı mı? Biz bozduk. Yani barajdan dolayı bozuldu. Bak. Şöyle hatta mi? Buraya 3 kere seçime geldik. Dedik ki baraj bitsin yapılacak. Yapıldı mı? Yapıldı yani. Bu kadar. Başkanım, güzel söylüyorsun. Başkanım şöyle yani. Söyleyebilir miyim? Bakın şimdi. Çok güzel söylüyorsun. Bu hizmet gidecek. Devlet hizmet yapacak. Şimdi bu yolu kazdırıyorsun. Abi muhtar adayımsın. Onu söyle. Değilim ne muhtar adayı ya. Ne bileyim yani. Ben vatandaşım. Ben burada muhtar adayı. Ben vatandaşım. Şimdi bu yolu kazdık. Ortaya kazılmıyor bir... abi bak. Hayır kesiyoruz. Açıyoruz ya kesiyoruz bak, açıyoruz. Şunu bunun anlıyorum. Arasında su giriyor bakın. Şunu şu ileride girmez bazı abi. Yerler var. Girmez. İçer bizim. Girmez. Kenardan gitme imkanı yok bunun. O taraftan da gidebiliriz bu taraftan da gidebiliriz. Bizim için fark etmez. Yani yolun ortası kesilmesin onu istiyoruz biz. Özel idare nereden git diyorsa oradan gideceğiz. Şimdi başkanım özel idareye biz baktık. Onda problem yok. Onu deriz şimdi yol ya. Biz bu aşamadan gideceğiz. Burada da yolu da patlatmıyor. Burada da zaten 10 santim açıyor. Peşinden başkanım dedi ki hemen rotbix atacak. Bak bir şey söyleyeyim. Girme şansı da yok zaten. Şunu ben anlıyorum. Ben de şehirde asfalt attığım zaman bunlar kazıya geldikleri zaman ben de hoşuma gitmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu Türkiye'de sistem böyle. Bu kurumların hepsi bana bağlı olsa, valiye ya da belediyeye bağlı olsa bu işler önce boru döşenir. Sonra bu gelmedi işte 4 senedir takip ettiğimiz yatırım yani. Şimdi geldi yani. Ne yapalım? Başkan güzel konuşuyorsunuz. Yapacak bir şey yok. 80 yılından beri ilk defa bir yolumuz oldu. Tadını çıkaramadık ya. Bir yıl oldu. Ya vatandaş. Bozulmayacak abi yol ya. Başkanım ben bizim şimdi şöyle biz üst yok seviyede mağduriyet yaşadık burada biliyorsunuz. Baraj insanı ishala attı. Şimdi vatandaşlar diyor ki sana... ya durup dururken gelip bizim yolumuzu eşiyor diyorlar. Hiç sessiz sedasız haberimiz de yok diyorlar. İster istemez endişe duyuyorlar. Ya haberimiz yok derken elektrik direkleri yenileneceğin zaman haber mi verdiler size? Devlet yatırımı yapıyor yani. Bu şey değil ki. Talep edersek yapıyor başkanım. He? Talep edersek yapıyor. Biz talep ettik. Onun için yapıyor. Neyi talep ettin? Bir talep etmesek devletin haberi ya olmaz başkanım. Ya talep ettin sen ya. Talep ettin abi. Yapılacaksa yapılır ya. Tabii ki işini yok, kovalamazsan yapılır. Yok tabii ya. Ya talep etmeyeceğim. Devlet yapmaz başkanım. Biz onu talep biliyoruz. Ettik işte yapıyor şimdi yani. Tabii siz talep ettiniz. 700 bin. Yani bak biz bunu baraja çekiyoruz ama internet var mı köyde? Yok. Var telefon mı telefon? Çekmiyor, telefon çekmiyor ki. Telefon şimdi çekecek yok. İşte WhatsApp. Onu söyledim. Sana mı söyledim? Kime söyledim? Birisine söyledim. Tarık da saç tıraş olurken mi söyledim? Ya kablolu attın telefonu. Bir yerde şeye... söyledim. WhatsApp'a köy olarak, köy olarak 3 noktaya internet alırsın. Ben ne anladım ondan o zaman. Tamam mı? Köy olarak anlıyorum ya tamam. İnternet alırsın 3 noktaya. Yer. Tamam o kaç metrede bir çekiyorsun.
En kötü WhatsApp üstünden konuşuyorsun zaten. WhatsApp olmayan var mı? Var mı WhatsApp olmayan? Bende yok. Ya yüklesin. Orada çok kötü. 20 abone lazımmış ama internet almak için. Öyle bir muhabbet var, doğru mu? 20